Adamın biri long COVID'e yakalanmış. Bizim ürünleri kullandı kullandı kendine geldi. Ama hala yorgunluğu atamıyor. Ya iyiyim ama yorgunum hala. Tam zamanında geldin dedim. Ben de bu her türlü halsizlik termaslık yorgunluk için bal şurubu ürettim. Nedir bal ya? Kafama takılıyordu. Neden bal bir şey çalışma yapmıyorsunuz vesaire vesaire diyorlar. Ya bal Bağırsaktaki mantarı kandayı tetikliyor. Çünkü %31 glikoz, %38 fruktoz yani şeker içeriyor. %70 şeker içeriyor. Balın faydalarını biliyoruz. Kur'an'da ayet var. Nahl suresi. Yaradan Rabbim diyor ki biz onu şifa olarak yarattık. İnsanlara şifadır. Ama kandide olduğu zaman kandayı besliyor. Daha da kötü oluyor. Ben ne yapayım? Bununla ilgili bir çalışma yapayım, yapamıyorum. Elim kolum bağlı. Bir gün bir hadis okudum. Peygamberimiz diyor ki bal şerbeti diyor. Bütün ilaçlardan üstündür. Allah Allah nasıl oluyor dedim. Yani kandayı beslememesi gerekir. Nasıl oluyor da bal şerbeti bütün ilaçlardan üstündür. Taktım kafama, araştırdım ve gördüm ne gördüm. Bal şerbet halinde, şurup halinde içildiğinde mideden direkt emiliyor, kana karışıyor. Bağırsağa gitmiyor. Bitti gitti. Bu nedenle hiçbir mikrop, kandida veya diğer mantar türleri bundan istifade edemiyor. Böylece bağışıklık sistemi harekete geçiriyor. T hücresi, B hücresi, makrofaj, bal şurubu enerji veriyor. Mitokondrileri tamir ediyor, yeniliyor. Ben tabii ilk ürettiğimde bal şurubunu sabah, öğle, akşam bir çorba kaşığı bir bardak suyla karıştırıp içiyorum. Böyle bir bardak suya ılık su. Buradan bir çorba kaşığı katıp içiyorum. Allah Allah. Uykularım kaçtı. Uyuyamaz oldum. Gece gece uyuyorum. Aksaray'da yürüyüş yapıyorum. Yatıyorum uyuyamıyorum. Enerji dolu. Geziyorum geliyorum yatıyorum uyuyorum yatıyorum. Ne oluyor bana dedim. Ya ne oluyor? Ne yapıyorum ben? Ne yanlış yapıyorum? Bal şurubu hayatımda yapmış olduğum son deney. Sürekli deney yapıyorum kendi üzerimde. Şimdi kobaylarla deney yapıyorlar. Kobay sana ne diyecek? Şuramda ağrı var, şuramda sızım var. Şu rahatsızlığı tetikliyor, bu iyi değil, şurada şöyle diyebilirim değil mi? Ama ben kendi kullandığım için faydasını, zararını hemen şak diye biliyorum. O zaman ha anladım ki bal şurubu aşırı enerji veriyor. Önce ikiye düşürdüm, sabah öyle baktım enerji çok çok fazla. Sadece sabah alıyorum, bir çorba kaşığı, bir bardak suyla içiyorum. Sadece sabah. Bu beyefendi geldi dedi ki ya sen yine yaparsın bana ver. Bu deney mi dedim, bu deneyi yapıyoruz. Hala satışa sunmadık. Olsun. Sen üret, kendin için üretini bana ver, sen kendin yaparsın. İyi hadi bakalım dedim. Ama dikkat et, bir çorba kaşığı, bir bardak suyla günde 3 defa iç. Eğer ki uykun kaçıyorsa 2'ye düşün, daha da kaçıyorsa 1'e düşün. Tamam dedi. O da beni dinlemek, bana ne olacak ki demiş. O biraz iri yarı olduğu için 1,90 boylarında böyle Rambo gibi bir adam. İçmiş, fazla içmiş. Gece yarısı beni arıyor. Ben nereden biliyorum. Neredesin ne bileyim ben ya bu saatte neredeyim. Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yapıyorum. İyi maşallah. Bir yudum almış, 6 kilometre koşmuş. Dur bir daha deneyimlemiş, bir daha içmiş. Bir 6 kilometre daha. 12 kilometre koşmuş, yorulmamış. Maşallah. Bir hafta sonra beni arıyor. Diyor ki nereden biliyor musun? Bilmiyorum neredesin. Yazlıktayım. Nerede? Silivri'de. 20 kilometre koştu. Allah Allah. Nasıl oldu? 3 defa içtim. Biraz fazla içtim. Dedim ki abartma, abartma. Yani birdenbire bu kadar olmaz. Abartmaya gerek yok. Ha bu uzun yolculuk şoförleri, uzun tır şoförleri, uzağa Avrupa'ya, Asya'ya, oraya buraya gidenler yanlarında bulunursa iyi olur. Kendine uykusu geldiği zaman bir duple al, az biraz. Devam et. Uyku gelmez. Aşırı enerji veriyor, uyku modundan kaldırıyor. Aha buradaki ballar tabii ki farklı yani. Biz, sizin normal bir vatandaşın bildiği bal değil bunlar. Anzer balı herkes duymuştur. Beyaz bal, çiçek balı, Kafkas balı, Karabaş otu balı, özel bal. Çakşır balı, Hatay yöresinden çakşır balı erkeklerin cinsel performansı için. Kekik balı akciğer için. Topuz diken balı, bu özel bir bal. Deve dikenine benzemez. Bu daha yüz yuvarlak, mavimsi, beyaz çiçekleri var. Geven balı, bağışıklık sistemini güçlendirir kansere karşı. Çörek otu balı, lavanta balı, sakinleştirici. Rezene balı, bağırsaklar için, akciğer için. Deve dikeni balı, daha birçok bal var. Böyle özel ballar, çok özel ballar. Yani herhangi sıradan bir bal değil yani.